kullanıyorlar şimdi. Alabildiğine. Ne yaman çelişkidir ki? Bunları hep seyrediyoruz. Bu bir senaryo. Bu bir film. Bu da bitecek. Ama oylarınızı verirken dikkatli kullanın. Cumhuriyet Halk Partisi'ni verin. Destekleyin. Bir şey kaybetmeyeceğiniz. Çünkü biz çok şey yaparız hizmeti. Bizim hırsızlık, namussuzluk alakamız olmaz. Biz adam gibi hizmet de yaparız. Ülkenin gelirlerini adaletli şekilde hizmet veririz belediyenin. Bizler şimdi onlar konuşuyor. İşte belediyenin bu kadar borcu var, 50 trilyon üstte var yok. Hiç kimse babasının cebinden o borcu yapmaz. Ben size söylüyorum. Ben ağlamıyorum. Görevi verdiğiniz zaman 2,5-3 sene içinde o borcu da biz ödeyeceğiz. Aslanlar gibi ödeyeceğiz. Aslanlar. Ağlamak yok. Nasıl ödeyeceğiz? Ben onu da söyleyeyim. Yeyve Büyükşehir yasasına dahil olduğu için İller Bankası'ndan gelecek paylar çoğalacak. Yani 3 sene sonra parayı harcayacak yer bulamayacak. Yer. Hizmet gelecek. Hizmet. Siz öyle tepeden bakma yok. Adam gibi içinizdeyiz biz. Geleceğiz burada. Görev verildiği takdirde muhtarları toplayıp birliktelik yapıp, toplantı yapıp kimin nereye, hangi köyüne ne hizmet götürülecekse not alıp bunu yapacağız biz. Allah nasip kısmet ederse huzurunuzda ben size söylüyorum. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Biz hizmet için varız. Allah için varız. Ve onlar gibi riya yapmıyoruz. Bizim hiçbir partiyle işbirliğimizde yok. Birlikteliğimizde yok. Adam gibi Cumhuriyet Halk Partisi. Adam gibi çıktı. Seçime gidiyoruz. Oraya yatacak, buraya yatacak. Yatacak adamları gördük biz. Sen İkinci parti çıktın. Senin oyun nerede? 1250 oy aldın belediye seçiminde. Nerede senin oyun? Partinin oyu nerede? Soruyorum size. Spekülasyon yapıyorlar. İşte yok buraya yatacakmış da. Ya kardeşim bizim yatacak durumumuz yok ki. Ne yatayım ben? Bu parti Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş. Ülkeyi yönetecek parti. Ana muhalefet partisi. Ben niye yatayım? Bu parti iktidara gelecek, elinde de gelecek, seneye de erken seçim olacak, Allah nasip ederse gelecek mi? Taşıyamayacak. Bunu taşıyamaz. Gelir yok. Şimdi ben soruyorum, işte emekli parası var, bana yetiyor. Yetiyor sana. Yeter, burada oturdun. Buradan kalkmadın. Sen bir yere gittin mi? Bir tatil yaptın mı? Çoluğunu çocuğunu eline tutup da bir Ayasofya'ya gittin mi? Sultanahmet'e camiye gittin mi? Urfa Balıklı Gölü'ne gittin mi? Soruyorum sana size. Ümre ha? Gidebilir. Parası varsa gider. Ben sizlere soruyorum. Bunları yapabilecek yani şeyde değilsiniz. Ben küçümsemiyorum. Geliniz olsa ama bir Avrupa devleti, bir Japonya diyor ki vatandaşına sen bu parayı al, bir ay izin yapacaksın. Nerede tatil yapacaksın? Türkiye'de. Buyurun. Biz gençlerimiz işsiz. Ha işte burada. İstanbul'a gidiyor. Geyre'de çalışıyor. Yetmiyor. Kazancınız yetmiyor. Çoluk çocuğunuz var. Zor geçindiriyorsunuz. Hanımıza entari, ayakkabı istediğini alabiliyorum diyen varsa her şeyi bırakacağım. Ben vazgeçeceğim. Onun için dikkatli oyunuzu kullanın. Biz sizler için varız. Ben her zaman gelirim. Kazansak da kaybetsek de biz buradayız. Biz yapabileceğimiz, benim yapabileceğim bir şey oldu mu arkadaşlar? Biz hazırız, yaparız. Ama onları göremezsin sen.